Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da en çok Mevla'ya münacaat etmiş olduğu bir ayeti celle, dua muayetindeki ayeti celle ve bizim 5 vakit namazlarda son oturuşta yine Mevlamıza hitamuhu misk kabilinden en son artık Miraç'tan ayrılıyoruz. Son bir hacet, son bir dilek kapının eşiğinde ya Rabbi Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Bu duayla başlayalım. Sure-i Bakara'nın 201. ayeti cellesidir bu. Evet. Efendim ayeti cellesinin içerisinden bir bölümdür. Öyle söyleyelim. Burada Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan hem kendimiz hem de bütün ümmeti Muhammed, başta anneler babalar, sevdiklerimizi efendim sırasıyla bütün ümmeti Muhammed için dünya ve ahirette iyilik ve güzellik istiyoruz. Bu dua biraz önce ifade ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok Mevla'dan istemiş olduğu, Mevla'dan isterken bu dua ile Mevlamıza münacaat etmiş olduğu bir duadır. Katade radıyallahu anh, Enes radıyallahu anh Efendimiz'e soruyor. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'e diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın en çok yapmış olduğu dua nedir diye sorduğunda Hazreti Enes radıyallahu anh bu duayı söylüyor. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Bu hadis-i şerifte açıkça beyan ediyor. Hazreti Enes radıyallahu anh da eğer tek bir dua edecekse, yani ellerini açtı bir dua veya birisi dua istedi, onun için dua edecek, bu duayı söylermiş ve uzun uzadıya dua edecekse mutlaka duaların arasında bu duayı zikredermiş. Dediğimiz gibi bu duayı yaparken hem ayettir bu, ayeti de okumuş oluyoruz. O ayeti celilinin bereketiyle zaten feyizleneceğiz, bereketleneceğiz. Ve hadis-i şerifte beyan ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dua olarak söylemiş olduğu bir zikir oluyor. Hem Kur'an ayeti olarak hem hadisi şerif olarak karşımıza çıkan muazzam bir duadır bu. Evet. Daha önce de beyan ettik diğer programlarda belki. Yani bu dua yapacak olmuş olduğumuz dünyaya ait veya ahirete ait bütün hacetlerimizi kapsayan bir duadır. Kıymetli hocam.